Başlıyor inç. Ay. Evet. Çok yaşlı. Yeğenli fıstıklı çikolata geldi arkadaşlar. Öncelikle abi güzel, müzik dolu bir tepkoyuk bölümüne hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? Gözlüğü çıkartıp videoya devam edelim mi? Olur. Kulaklarımızın pasının silineceği bir bölümümüz var. Şarkılı türkülü bir bölümümüz Aynı var. Bakalım. Türkiye'de en çok dinlenen şarkıcıların ilk ve son şarkılarına tepki verdiğimiz bölümün ikincisine hoş geldin. Çok nasıl? İyiymiş. Evet. Çok çok iyiymiş. Oo, güzelmiş ha. Bana onunla gel. Şimdi... Yani bunların içine Muazzez Abacılar falan da dahil mi? Değil. Muazzez Abacı'nın son şarkısı ne zaman çıktı? İlk olarak Ezhel'le başlıyoruz. Okey. Şimdi Ezhel'in ilk önce son şarkısı, yani bu yıl çıkan Pasportu şarkısı dinleyeceğiz. Hemen sonrasında da 2011 yılında çıkan ilk şarkısı olan Rastafari'yi dinleyeceğiz. Muhtemelen ikisini de dinlemedim ben, biliyor musun? Ben bu şarkıyı hiç duymamışım. Arkadaki trompet çok hoş. Bu kendi kafası ya, şurada şey var ya, dövmesi. İlk defa Ezhel'in şarkısını beğenmedim. Bu iki işte değil mi? Bu daha güzel. Bu daha güzel. Bunu daha çok sevdim ben. Vallahi ilk şarkısı daha eğlenceliymiş. Daha reggae tarzı var çünkü. Paramara. Yani tabii bu ilki şey, hani belli daha o kadar daha gelişmedi, kendini geliştirmedi. Bu orijinal olmuş bence, farklı olmuş. Bu daha eğlenceli. Öyle mi? Ya bana öyle geldi. Sesinde çok çocuksu bir tını var. Baya şey. Ya 12 yıl öncesi tabii. Evet evet, sesinin şey değişmiş yani. Reggae tarzı ilk. Aynen. Şarkısı. Ama şimdiki güzel, ben sevdim ya. Altta kullandığı synthler. Bir synth. Synthesizer. Nedir? Beatler. Ha, beatler. Evet. İyi ki daha müzik. Şarkı şarkı. Son şarkısı daha şey. Elem keder anlat döküyor gibi. Nasıl yani? Bir dertlenmiş de bir bu da böyle oldu çıkıyor. Ondan sonra falan hani ben seninle mesela ne burkin haber yarın da işte işe gideceğim, of insanlar nasıl pazarları depresyona girmiyor ki falan diye hızlı hızlı konuşsam ona benzer bir şey çıkar gibi. Evet. Ama iyi ki daha... Daha müzikal. Ne falan daha insanı böyle içine hoş ediyor. Burada şimdi biraz daha melodi ön planda. Burada derken? İlk son şarkısında. Ama son şarkısında müzik biraz daha, hatta ses olarak da volüm olarak da daha kısık, daha geri planda. Sözler daha ön planda. Ya o da güzel ama ilk şarkı bana daha çok hitap etti. İlki Rastafari. Bir seçim yapman gerekseydi ilk şarkını tercih eden son şarkıyı mı? İlk şarkısı. Hem orijinal hem şey dinlemesi de çok şey yani aktı gitti. Ya ben ilkini beğendim daha çok. İlki. Yine ilk şarkıyı tercih ediyoruz. Ben yani hep ruhum eskilerde yaşıyorum ben galiba işte. Son şarkısını tercih ederim. Son şarkısını tercih ediyoruz. Evet. Geçiyoruz efendim ikinci kişiye. Sıla'ya geçiyoruz. Sıla. Soyadı ne? Sıla. İlk önce geçen sene çıkan Arz isimli şarkısını dinleyeceğiz. Sonrasında da 2007 yılında çıkan Dan Sonra şarkısını dinleyeceğiz. Oğlum, normalde eskisi sonra yenisi dinletilmez mi? Niye tam tersini yapıyorsun ya? Bu tam bir Sıla şarkısı ya. Sıla'ya bakar gibi bakıyor. Bakıyor ve saçını kısaltmış. Çok farklı, yeni tarzı... Saçını kısaltmış dedin ki kaç sene öncesi oldu bu herhalde. Bu arada tarzı yine değişmiş yani. Sende Sıla hiç değişmedi yani. Nasıl? Ha? Nasıl? Sesi güzel, onu şey yapmaya çalışıyorum. Ne oldu bunları şeyle haksız çıktı değil mi Ahmet Kural'la? Ahmet Kural'ı haklı buldu mahkeme sanki. Hatırlıyorum lan ben bunu. Bu şey ya bayağı, Kenan Doğulu'nun bir tane şarkısına çok benziyor. Bundan sonra ister gelirim.
Oha. Güle güle, güle güle. Kaderin ellerinde sakın üzme kendini. Kendine güvenen. Evet. Ben daha sonrayı çok sevmiştim. Ki ha. Sıla'ya da hayranlığım bu şarkıyla başlamıştır. Sonra bu şarkıdan sonra tarzı hep şey oldu. Kenar Süsü diye bir şarkısı var. Kenar Süsü oldum hayatında. Hani yani olmasam da olurdu. Kenan Doğulu'nun bir tane abi ne 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 ya ne alaka ya? Şey ya. Dalia sen çıkarırsın bunu. O abi aynı. Çakkıdı aynı. Ay Çikida diyor. Çikida muzdaki. Evet, Çakkıdı Çikida aynı şey ya. Çakkıdı bunlar sonra çıktı ama. Öyle mi? Çok enteresan. Hadi bakalım ortalık şimdi karıştı. Bence kendini bulmuş. Son şarkısını beğendi yani. Son şarkısının türü tarzı bana uyan değil ama böyle dinlerken bir aa kadının sesi güzel hani deyip böyle dinletiyor kendini. Herhalde Sıla'nın bu ilk şarkısı dışında ilk şarkıya benzer hiçbir şarkısı yok. Sıla'yı Sıla yapan o bence yani o imajında güçlü kadın işte sahnede duruşu, diva kostümleri falan. O şey başrol yani burada Kenan Doğulu'nun tarzı, Kenan Doğulu'nun şarkısına eşlik eden yeni bir kız şeyi var yani. Hiç Sıla'yla eşleşmiyor. Tarzı. Peki ikisinden bir tanesini seçecek olsan. Sonuncusu. Sonuncu şarkıyı. Neyi arz ederim? Arz. Evet. İlk şarkıyı çok seviyorum. İlk diyeyim o zaman. Kesinlikle son. İlk şarkı çok bana hitap etmiyor ya. Peki. Bir de şeyi görebiliyorsun yani o ilk şarkılarındaki daha hani tam kendi tarzları vesaire oturmamış. Ondan sonra hani o nasıl evrildiklerini görebiliyorsun yani. Hani evet. Daha olgun. Saçlarını kestirmiş. Önemli detay. Son diyorum. Ama ilk şarkı çok absürt. Yani Bu konuyu hemen geçmiyor. Ne kadar? Absürtte biraz takılalım seninle. Kenan Doğulu'ya geçiyoruz abi şimdi seninle beraber. Kenan Doğulu'nun bak bunları Kenan Doğulu zamanında yapılan müzikler yine kaliteli. Sözlerine baktığın zaman bir anlam bütünlüğü vardı. Ama sonra abi çok başka bir şey oldu. Yani orada arada ne olduysa millete. İlk önce 2022 yani geçen sene yayınlanan Bumaya, son çıkan şarkısı Bumaya'yı dinleyeceğiz. Ondan sonra da 93 yapımı Yaparım Bilirsin. Yaparım Bilirsin. Aynen. Deneyim. Dört dakika var. Ama bir şey söyleyeyim 90'lardaki müzik kalitesi yok ya. Bu balkon çok tanıdık ya. Bu balkonda Romeo klibi de çekilmemiş miydi Hande Yener'in? Ben çok seviyorum Kenan Doğulu. Tutarım. Ne var? Burada klibini çok beğendim ya. Bayağı eğlenceli bir klip yapmışlar ya buna. Bayağı renkli renkli. Tutar bu maya. Deliyim, gözü kara deliyim. Yakarım Roma'yı da yakarım ben. İple çocuk bağlayıp onu mu sallandırmışlar o? Yakarım Roma'yı da yakarım ben. Baya bu arada şef değişmiş. Tarz. Benziyor. Neye benziyor? Ya ilk 90'lar şarkısıyla diğer kendi şarkıları benzemiyor ama Kenan Doğulu'nun kendi şarkıları birbirine çok benziyor. Ya nameler mi? Bir şey değişti. Ben de müzikten çok anlamam da. Yeni dönemde daha sözler ön planda gibi. 90'larda daha müzik, beste, güfte onlar daha ön planda gibi. Ya bana öyle geliyor. 90'lar Türkçe pop gibi bir türün içerisinden gelen şarkılar o zaman daha tek düze olduğu için, yani türünün tek örnekleri olduğu için onlar daha kıymetliydi. Ama son zamanlarda hepsi birbirine benzediği için hiçbirinin bir kıymeti kalmadı. Ve bu birbirine olan benzerlikten dolayı şarkını kimin yaptığının önemi de çok aslında kalmamaya başladı. Bir ilk şarkıdan hani o çizgi çok uzağına çıkmamış yani. Yani şimdi Kemal Meman çıkarıyor ayrı konu da ona bir şey demeyeceğim. Sinti nasıldı abi bunu? Güzeldi. Güzel miydi? Bitti bir farklılık vardı. Tercihimiz Kenan Doğulu'nun ilk şarkısından mı son şarkısından mı yana? Kenan Doğulu her zaman tercihimizdir. İlk sonu evet. Yoktur. Ancak Yakarım Bilirsin benim çok sevdiğim bir şarkı. Ben bu işte gözü kara deliyim yakarım Roma'yı da yakarım. Ben bulurum onu seçiyorum. İlkini seçeceğim ya. Daha eğlenceli. Zaten. Ya o kadar ikonik bir şarkı ki yani. Evet. Gerçekten ya. Çok keyifli bir şarkı. İlk şarkısı daha şey ya. Belki de bildiğim için öyle bu arada. Evet. Bildiğin şarkı daha güzel geliyor. Aynen. Falan. Dans ediyorsun falan evet. Yıllar. Yaşanmışlık var ya bu şarkıda. Son daha zengin ses.
şeyi açısından. Yapma ya. İlk şarkısı Yaparım Birsin, kült. Herkesin bildiği şarkıyı beğenmedim. Tamam. Beğenmedim demedim. Dedin. Beğenmedim demedim. Olmamış dedim. Bu ses olarak daha zengin dedim. 40 fırın ekmek yemesi lazım ki bu adamın şarkı yapması için. Onu tam tersi. Benim 40 fırın ekmek yemem lazım ki yorum yapabileyim Kenan Doğulu hakkında. Ve geçiyoruz efendim Mabel Matiz'e. Ah, hiç... Neye daldın ya? Ne? Şeye daldım ya. Kendimi konuşuyorum. Orada bizim seni dinlemiyordum bile biliyor musun? Yeni daldım gittim adamın içindeki... Hayır yok, ikimiz varız yani. Yeşil cekete takıldım ben ya. Şimdi 2022'deki son şarkısı Fan'ı dinleyeceğiz. Sonrasında 2011'deki Arafta'yı dinleyeceğiz. Ama ilk albümünün klip videolarına sanatçının resmi sayfalarına ulaşılamıyor. Biz de bu Arafta'nın klibini yönetmenin kendi sayfasından edindiğimizi söyleyelim efendim normalde. Arafta deyince aklıma sadece Ebru Gündeş geliyor. Ne? Söyle bakayım. Şimdilik Arafta'yım, firardayım, hastayım hatta. Şimdilik Arafta'yım. Arafta şarkısı söyle. O değil tabii. Bilmiyorum, biliyor musun? Oynak bir şarkıymış. Beğenmedik bunu. Bu son şarkısı. Güzel. Keyifli bir şarkı olmuş. Mabel Matiz'de burada biraz Emre Aydın vibe'ı var. Soğuk odalar vibe'ı var. Bu tür bana daha güzel geldi. Öbüründen. Bu çok kötü olmuş klibi. Ama şöyle, yani yatırım yok, şey yok. Belki de sermayesi az. Ya çok değişmiş ya tarzı. Abi yok, evrim geçirmiş ama tarzı da çok değişmiş. Yok ya. İlk şarkıda aşırı sıkıldım. Yani ilk şeyinde. Yani klip nasıl biliyor musun? Böyle bu akşam ölürüm. Onun tarzında anladın mı? Murat Kekilli. Aynen, Murat Kekilli'nin de şarkısının böyle o... Onun da klibi böyle aşırı dramatikti ya. Yıllar geçtikçe daha marjinalleşmiş, daha kendini bulmuş, özgünleşmiş. Bu ilk gördüğümüz çok şey... MSN zamanında. Şey gibi, imoluk var yani, evet. Gerçekten kendine çok şey katmış. Sanat kariyeri boyunca. Ya ben... Üzgün şarkı pek sevmiyorum ya. Neşelendirsin. Neşelendirsin. Ya böyle neşelendirsinden de ziyade böyle gaza getirsin. Ha? O yüzden rock müziği çok seviyorum. Tabii son şarkısı daha hareketli, daha popvari. Yani güzel olmuş o geçişten. Çünkü en azından o karamsarlıktan kurtulmuş gibi biraz. Hani böyle yani dalga geçmek için söylemiyorum. Betimlemeye çalıştım. Ya mesela benim sesim ona göre çok kart. Yani ve sert şey, kalın. Onunki daha ince ve beyni genizden gibi. Normal konuşma sesi, şarkı söyleme sesiyle ve şey tonu aynı mı bilmiyorum. Ama şarkılarında evet böyle bir... Hani ağıt gibi, doğal ağıt yakan bir sesi var. Evet. Ama klipte bir çağ atlanıldığını herhalde gördük yani. Ya ama bu klip de çok şey değil be. Bence öbürü de klip senaryo olarak daha güzel öbür klip. İlk eski olan yani. Hem bana fikrimi soruyor, yorum yaptı hem de yapıyor. Yorum yapınca. Ayağını mı sürmeye geliyorsun? Fake Matiz. Ya burnunu silme sırtıma. Bak çocuk vallahi vuracağım kafana. Ya. Vakti. Ne yapayım ya? Nereye gidip peşinde mi silip peşinde mi kilitim? Buradaki peki seçimimiz hangisinden yana? Otel. Hotel. Fan. Evet, fan şarkısı. Fan şarkısından yana. İlk şarkısı bana daha yakın geldi. Sonma ver Matiz. Sonla verdi şarkısı güzel, kötü evet. İyiye doğru gitmişti, bir tık diyebiliriz. Yani yeni çıkardı şarkı işte. En son çıkardı şarkı. Kesinlikle fan. Ne. İkinci yani yenisini daha çok sevdim ama Mabel Matiz'in. Geçiyoruz efendim, Oğuzhan Koç'a. Anla yine bilmediği bir isme geldik sevgili arkadaşlar. Öncesinde görmem lazım. Ben de isim hafızası yok. Görseli görmem lazım. Yüzünü görsem hatırlarım. Şöyle bir bilgi vereceğim. Oğuzhan Koç'un önce 2022 yılında çıkardığı Kimseler Bulamasın Bizi şarkısını dinleyeceğiz. Sonrasının ilk şarkısı 2010, yani 10 yıl önce çıkan Ben Hala Rüyada. Ben Hala Rüyada. Merak ettim. Etmedi de işte. Oğuzhan Koç kimdi ya? Tamam aklım. Cennetten bir köşede kimseler bulamasın. Hayır, bu çok şey ya, klasik Türkçe pop. Eserimizi seyretsen öylece ben sararım.
sarmalarım bizi. Nakaratı bu muydu? O adam oyuncu değil miydi oğlum? Tiyatrocu değil miydi? Tiyatrocuydu. Sen çok geride kalmışsın. Bu yüzden... Bence bu şarkısı çok güzel. De kaldı. Ben aramıyordum. Aa, Forrest Gump sahnesi. Yes. Bence bu daha eğlenceli ya. Bu mu? Yani enerjisi daha yüksek yani. Eğlenceli demeyim de. Bırakıp gittin. Ve ettin. Eyvallah. Bak o zaman da bir grip belası varmış. Peki bu sırada arkada böyle elinde mikrofon perdenin arkasında mı söylüyor bunu yoksa bu kayıt mı acaba? Kayıt. Ama bir gecede bu kaydı almış yani skeç için. Şimdi sizin tutsun, motorun bozulsun, domuz gribi ol inşallah. Evet. Çok güzel şarkı. Bu, en çok bunu sevdim. Domuz gribi. Evet çünkü İsmail YK'nın Allah belanı versin şarkısının bir muadili de bu şarkı. Ne alaka ya? Allah'ından bol. Ne düşünüyorsun mesela gelişimi hakkında? Bir şey söyleyeyim mi? İlk şarkısı da son şarkısı da güzeldi. Burada şey diyemiyorum. İlk şarkısını daha çok beğendim. Evet benzer. Evet. Hepsine baktığın zaman hani şarkıları işte altyapısı vesaire daha kaliteli bir noktaya evriliyor yani. O farkı mesela görebiliyor musun? Yani duyabiliyorsun o farkı. Evet. Göremezsin. Göremezsin. Duyabiliyorsun o farkı yani şarkı... Bir aramdaki o ilişkiye mi fark ettin ne kadar hakim bu olaya? Sen ekranda kal. Farklı bir ses tonu var değil mi yani? Orada? Evet böyle hani sanki daha farklı... Garip evet. Mabel Matiz'in de öyle. Farklı bir evet. Tonu var. Adam onun da kendi... Mabel Matiz gibi bir ses tonu var bu arada. Evet. Ya onun da kendi Mabel çok... Mabel Matiz'in nasıl bir sesi? Ben şey... Gitme buradan. Sen olmadan ben asla yaşayamam. Ya Gözde, Mabel Matiz'in bu kadar haksızlık yapılmasını istemem yani. Ben haşa. Şu an çıkarttığın sesle adamın sesini... Hayır. Yani hiç yok ama bununla hiç yok mesela. Şu an söylesem gitme buradan. Değil, evet. Bu daha yakın. Maksimum benzetmeye gitme buradan, buradan. Bu daha yakın. Peki, Oğuzhan Koç'un abi ilk şarkısını tercih ediyorsun. Son şarkısını. İlk. Domuz gribi. Şey, ilk. Abi işte aşkımızın üstünü örtsek bir çarşaf. Örtseler ben hala rüyada olurum. Ben hala rüyada şarkısını seçiyoruz. Bilmiyorum. İkisi de. Bir tanesini seç. İlk hadi. Hani domuz gribini ilk şarkısının içine aldık. Tamam ilk o zaman. Değil mi? O bir ittirdi evet. Bir ufak yani. İlk. Ben şunu fark ettim. Genel olarak abi çoğu şarkıcının hatta belki de hepsinin ilk şarkısını daha çok beğendin. İlginç bir şey. Yani sen böyle geri 10 yıl önceki şarkıları falan çok seviyorsun. Günümüz popunu demek ki hiç sana hitap etmiyor. Orada çakılı kalmışız demek ki. Evet son iki kişi. Şimdi Güncel'in çok sevdiği ve genel olarak neden bilmiyorum ama kadınların da çok sevdiği bir şarkıcı. Karsu. Yalın. Aa Yalın çok sevdim. Ben Yalın konserine gittim. Zalim oyunu bozan sende. Şimdi bilinenin aksine Yalın da sahne adı kullanıyormuş. Asıl adı Hüseyin Yalın. Yalın soyadı. Aynı zamanda Urfalı. Eczacı şeyi. Amcası mı dayısı mı ne? Evli mi bu adam? Yalın Eczanesi. Yalın Eczanesi mi? Evet Yalın Eczanesi var. İlk önce seninle birlikte 2022 yılında çıkan son şarkısı O Yaz Bu Yaz dinleyeceğiz. Sonrasında da artık klasik olan ilk şarkısı 2004 yapımı Zalim'i. Zalim oyun bozan. Bir evet. Bu MP4'üm de vardı biliyor musun? Güzel tercih MP3 edildi bence. Miydi? MP3. Kalbimin hemen. İçinde bu nasıl bakıyoruz. Bir cumhuriyet. Seninki nasıl bir hakimiyet ben anlamadım. Sesini açabilir misin Burak? Klibi kendi mi çekmiş? Ya bu bayağı kendi hani hep böyle yaz şarkıları tonunda yapıyor her şeyi ya. Bence aşırı keyifli. Bu şarkısını bilmiyorum galiba. Ya bak hiç çizgisi değişmemiş ya adamın. Yani aynı mı? Aynı değil. Ama yani şeyi vibe'ı benzer bence ya. Oyunu bozan sende bu büyü de yalan. Gitti bir tanem olmaya ne hakkım var. Zalim oyun bozan sen de bu bir de yalan. Gelip de bu canda hükmetmeye ne hakkın var. Gelip de bir tanem olmaya ne hakkın var. Yes. Ben bu zalimi seçiyorum. Bu
Zalim'i seçtim abi. Hayatta yaptığımız diğer seçimlerde de olduğu gibi. Zalim şarkısı da çok meşhur. Evet. Herkesin bildiği, tek senin bilmediğin bir şarkı. Hayır, Zalim biliyorum ya. Yani söyle. Şimdi sesimi şey yapayım, insanları tamam, üzmeyelim. Şey var söyle, liriksiz söyle yani. Ne falan başlamışım. Her pazar bir şarkı çalıyor, bu pandemide yaptı. Evet. Ve çok iyi bir servis ya, gerçekten tebrik etmek lazım yani. İnsanların modunu yükseldi. Topluma katkı, bak bu da topluma katkı, sosyal sorumluluk gibi bir şey yani. Ya ben ona baktım, hep kızlar abi stresle paylaşıyor. Evet, ben mesela kaç kere paylaştım, kaç evet, kere erkek arkadaşıma attım. Erkek arkadaşıma attım, yakın arkadaşlarıma attım, onları bu pazar yapın, size gelsin falan. Ha, şey, hoşluk olsun, için. Evet. Yani yine aslında günümüz pop müziğine ayak uydurmuş da diyebiliriz yalnız. Uyduramamış. Ya uydurmuş işte, uydurmuş için. Halbuki bu adam mesela pop müziğine yön veren bir albüm yaptı en başta yani. Evet. Keşke o öyle yön vermeye devam etseydi. Yalın yani parayı bulunca biraz bozdum, kusura bakma. Oğlum ne alaka, ne diyorsun siz? Senin tercihin ilk şarkı mı, son şarkı? İlk şarkı. Zalim çok başka bir yerde. Zalim, onun için aynı, de bambaşka bir yerde. Yani bir çizgi yakalamış, devam ediyor işte. Zaten bu arada bir şey diyeceğim. Zalim de patlamış bir şarkı olduğu için, yani patlamışken zaten hani orada çizgi tutturdu. Direkt ilk seferde çizgi tutturup devam etti hayatına. Yani. Aynen yani. Evet. Ben sevdiğim için, daha önceden dinlediğim için birinciyi seçeceğim. Bunu ilk defa burada dinledim. Ulan hiç son şarkı dedin mi lan? Demedim galiba. Galiba gerçekten demedim. Son artık kişiye geçiyoruz. Yıldız Tilbe. Güzel elbiseleri giyip kuşanacağım senin önünde. Yani o delikanlım şarkısı. Sözleri de mi? Yani hay hala bile. Yani çok. Söyle o zaman. Çabuk olalım aşkım. Her şeyi paylaşalım. Ben kendimi sana adadım. Sevgilim sensiz anlamsızım. Fiziği ne kadar güzel ya Yusuf benim. Kadının sesi hala güzel ya. Yani Yıldız Tilbe'yi eleştirmek bence bizim haddimize değil. O yüzden ben yorum yapmak istemiyorum. Kostüm tercihleri bir enteresan. Seste hata var mı mesela, ona dikkat ediyorum. Hiç yok mesela bir yandan da. Tonda falan çok da bir bozulma olmuyor yani. Tonda hiç bozulma olmuyor hatta. Bu şarkısı gerçekten ikonik. Ne yapsam ayrılamam senden asla. Hafife. Klipte de çılgın Mediş Oktay oynuyor. Kadının sesi hakikaten güzel. Ben bu kadının sesini beğeniyorum. Oğlum bu güzel bir şarkı. Ben bunu seviyorum ya. Burada sesi çok orijinal. Diğer daha şey gibi sanki modern kültüre göre adapte olmuş gibi. Burada çok, daha çok name var. O çabuk ol, benim söylediğim şarkı başka bir şarkı mıydı? Çabuk ol. Evet. Ben de şu an bunu dinleyeceğim. Hiç ya. Evet, ben de bir başka ama benim Yıldız Tilbe'nin en sevdiğim şarkısı o. Ya bir şey söyleyeceğim. Evet. Kusursuz bir şarkı bu arada. Ama yani hala söylüyorum. Yıldız Tilbe dedin mi benim için Emi şarkısının yeri bambaşka. Ve ben eleştirmem diyorsun Yıldız Tilbe'yi. Haddim değil. Belki de bu şarkı çok ikonik oldu diye bana daha çok hitap ediyor. Yani çok kulağıma alışmış olabilir. E tabii. Kült bir şarkı diyebiliriz yani. Evet, aynen. O yüzden yani puanım yine buradan. Benim ilk çıkan. Puanım mı? Puanım değil yani. Oyum. Arabesk sanatçısı aslında. Yani hafif meşrep şarkılar bu kadının sesinde bence daha çok gidiyor. Böyle pop mu falan yapınca da olmuyor. Bence olmuyor. Yıldız Tilbe'nin ilk şarkısı mı, son şarkısı mı? İlk. Delikanlımla kıyas kabul eden hiçbir şarkı olmadığı için ilk şarkısı. Burcu, yeni olanı seçeceğim sanırım. Vallahi mı lan? Galiba. Oha, delikanlımı nasıl seçmiyor oğlum? Hayır, o da güzel de. Ya çok arabesk gibi ya bu. İlk şarkısı, delikanlı. Delikanlım her şekilde tercihimiz diyor sevgili Buğra Mısır. Buğra'cığım şu anda saat kaç? Vallahi kaç? 10 küsür.
10.30 oldu mu? Şu anda saatte arkadaşlar akşam 10'u çeyrek geçiyor. 10'u çeyrek geçiyor. Buğra sabahtan beri çalışıyor. Evet, sonra yarın gitti geldi, gecenin köründüğü buraya çekime geldi. O yüzden yorumlara Buğra için güzel şeyler yazın. Yarın da sabah köründü. Yarın da sabah. Çok sabah köründü. Kaç derece? 9'da yatsan yeter. 8'de uyanıyorum abi. Loki'yi gezdiriyorum çünkü. Evet, Güzlicim, bölümümüzün yavaş müzik dolu bir bölüm oldu ya. Vallahi billahi şarkılar, türküler, geçmişe gidiyor. Gideyim de. Geriye dönme istemem ki, ben eski ben değilim ki. Hayat öyle bir oyun ki, ne rolü var ne sahnesi dinleyeyim. Kim bu ya? İşte Yıldız Tilbe. Ha, Yıldız bacım, evet. Bacım. Peki, Güncel teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Ben teşekkür ederim, pozitif bir videoydu. Ağzınıza sağlık, evet. Thank arkadaşlar. You. Bunda farklı varyasyonlarını çekeceğiz o zaman. Evet, madem gibi çekilsin bakalım. İyi. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. İyi. Ne yapacağız? Bitirelim mi? Bitirelim yani. Biraz da üşüdüm çünkü. Biraz soğuk oldu.